Yanınızdaki kızlar para alıp da mı çalışıyor yoksa kendi istekleriyle mi geliyor? Benim yakışıklım da abisini kıskanmıyor da gıpta ediyor abisine. Adnan abisine gıpta ediyor. Yanımızdaki kız arkadaşlar modeller oluyor bazen, yabancı modeller. Onlar tabii bir harçlık sunulmasını isterler. Yani bu makul çünkü genç kız bir işi gücü yok. Başka türlü bir yol olmaz mantığı. Ayıp bir yatan, aksi de o düşünemez. Ama diğer kız arkadaşlarımın hepsinin işi gücü var. Hepsi biliyorsunuz üniversite mezunu, güzel bir arkadaşlık, güzel bir dostluk anlayışıyla Allah rızası için, birbirlerini sevdikleri için, Allah'ı sevdikleri için bir araya geliyorlar. İbadet olarak bir araya geliyorlar. Yoksa herhangi bir menfaat ve çıkarları yok. Ve dikkat ederseniz uzun saatler boyunca sohbete iştirak ediyorlar. Normalde bunu profesyonel olarak sağlamak da pek mümkün değildir. Bu ancak Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla olabilir. Aslında insanlar şu an arkadaşlarımızın güzelliğini, güzel ahlakını, yapılan çalışmaları örtülü görüyorlar. Eğer ileride berrak görürseler çok çok şaşırtacak, hayret edecek, garip bir durum var. Yani hiç makul değil. Yani her şey hayret verici. Yani 2,5 yıl içinde 100 milyon kitap. Yani makul bir şey değil. 65 bin sayfa bilgi. Makul değil. 300 kitap. Yani kime söylesen şok olur. Ama şok olamamalar nedeni o an geniş düşünemiyorlar. Yani geniş düşünecekleri de bir zemin sağlamıyorum. Yani sıradan bir konuymuş gibi göstertiyorum. Yani anlatış şeklimiz onları yatıştıracak şekilde oluyor. O yüzden dikkatleri çekilmiyor. Bu kadar güzel genç kızın bir araya geldiği bir topluluk dünyada yok. Ve Allah rızası için bir araya gelen böyle güzel genç kız topluluğu dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyada tektir yani. Görünüm olarak tektir. Bir kişinin 300 kitap yazması dünyada tektir. Darwinizmi dünya çapında bir insanın yıkması tektir. İngiliz derin devletini oturduğu yerden bir insanın yerle bir etmesi dünyada tektir. Homoseksüelliğe Seddi Zülkarneyn gibi engel olmak dünyada olan bir şey. Bütün dünyada desteklenirken Türkiye'de felç oldu homoseksüel düşünce. Bu da tektir. Rumilik tepmez devrilmez, hatta devlet desteği olan bir felsefe ve inançken bütün yanlış yönleriyle yerle bir eden gene biziz. İngiliz Rumeli'nin. Bunları saysak sabaha kadar devam eder. Mesela ben hiç tatile gitmiyorum. Hiç kimsenin bu dikkatini pek çekmiyor. Ben bunu alelade bir şey olarak göstertiyorum. Mesela bak hiç evlenmiyorum Allah rızası için. Ve sürekli hapislere giriyorum, tumarhaneler, şunlar bunlar, olaylar oluyor. Benden davası başlayanların hemen hemen hepsi davayı bıraktılar. Evet, o dönemde. Hepsi. Ne cemaatler dağıttılar, ne gruplar vardı, ne şeyler vardı. Hepsi dağıldı. Hepsi, yani bütün ekoller, görüşler, hepsi dağıldılar. Bir tek ben artarak ve katlanarak, kararlılıkta yükselerek devam ediyorum. Maşallah. Mesela Akıncılar vardı gruba. Gittim mesela. Türkiye Gazetesi grubu vardı, dağıldı. Efendim, gene İskender Paşa grubu vardı, dağıldı. En büyük gruplardı onlar. Hepsi dağıldılar yani. Ya aktifliklerini kaybettiler, yani güçlerini kaybettiler. Mesela ben hiç yerimden kalkmadan sohbeti devam ediyorum. Yani bu normal televizyon kanalında rastlanan bir şey değil. Sadece siz konuşuyorsunuz. Evet. Ama bu insanın dikkatini çekmiyor. Herkes mesela tatile gidiyor, tatilde beni yine seyrediyor. Evet. Yurt dışına gidiyor, yine beni seyrediyor. Yani burada bir gariplik olduğunu,
sezmemeleri için özen gösteriyorum. Yani baksalar, dikkatlice baksalar, çok çok hayret verecek bir durum var. Bütün hayatınız böyle geçiyor çünkü. Ya bir kere bu kadar bir insanı bir araya toplamak olacak iş değildir. İnsanlar bir tek karısına sahip çıkamıyor insanlar. Bir kızına sahip çıkamıyor. Değil mi? Adam bayağı olay çıkıyor. Bak burada yüzlerce insan son derece saygılı, sevecen, nezaketli, efendi, hürmetli ve hiçbir problem çıkmadan muazzam bir coşkuyla, derin bir sevgiyle, müthiş bir arkadaşlık duygusuyla bir aradalar. Ve bunun için herhangi bir para falan harcanmıyor. Herkes Allah rızası için geliyor. Ve konuşmalarımız, mesela gelenekçi Ortodoks sistemin yanlışlarını anlatıyorum. Ama adamlardan bak hiçbirinden karşı bir cevap yok. Çünkü neden? Doğru söylüyorum. Mesela bak başörtüsünün olmadığını anlattım. Herkesin kanaat değil. İlk defa oldu bu. Ya başörtüsü konusu Türkiye'de en mühim meseleyken başörtüsünün olmadığını sessiz sedasız herkese kabul ettirdim. Ama bak dedim ki siz başörtüsünü savunuyorsunuz, olmayan bir şey savunuyorsunuz. Var olanı da söylemiyorsunuz dedim. Var olan nedir? Çarşaf. Onu söylemiyorsunuz dedim. Bak buna kimse itiraz edemedi. Evet. Deliller çok sağlam, ondan çok rahat inersiniz. Çok net. Her gün onlar da soru geliyor. Hemen cevaplıyorsunuz ve çok güzel bak, cevaplıyorsunuz. Hepsi irticalendir. Ben hiçbir sorudan haberim olmuyor. Burada ilk defa duyuyorum. Zaten ona vakit ayıramam da. İlk defa duyuyorum. Ve herkese şefkat ve sevgiyle yaklaşıyorum. Hiç kimsenin gönlünü kırmıyorum. Herkese candan bir sevgi. Evet. Mesela üslup olarak da yormayan, çok rahat dinlenen bir üslupla konuşuyorum. Evet. Ve çok akıcı konuşuyorum. Evet. Her anlattığımda tam yerli yerinde. Evet. Ne bir eksik ne bir fazla. Yani sıkıcı bir uzatma da yapmıyorum. Evet. Kısa, gereksiz bir geçiş de yapmıyorum. Tam doyurucu anlatıyorum. Mesela ses tonu olarak, üslup olarak falan mesela tırmalayıcı bir üslup kullanmıyorum. Evet. İşte adamlar çıkıyor, bayağı insan içi irkiliyor yani. Evet. Konuşmalarından çok rahatsız oluyor. Millet uyuyor yani, görüyorsunuz toplantı yapıyorlar. Evet. Mehdi toplantısı adamlar horul horul uyuyorlar. Evet. Ben mesela o Mehdi toplantısına gelsem bir tanesi uyumaz. Evet. Cin gibi olurlar yani. Evet. Ya mümkün mü bunlar ya? Yani? Öyle bir şey olmaz. Hep şey eklenmiş çıkarlar orada. Evet. Sizin konuşmalarınızın deşifresi de yapılıyor. Muhteşem bir, mükemmel bir konuşma olduğu anlaşılıyor. Bütün konuşmalarınız Kur'an'a uygun ve çok hikmetli. Mesela Erbakan hocama kendi partisi cephe almıştı. Evet. Kendi yakana cephe almıştı. Tek başıma bu vefasızlığı darmadağın ettim. Evet. Başına bir şahlan. Ve yeniden partinin başına geçmesi sağladı. Tek başına. Kendisi de aslında kabullenmişti bunu. Tabii. Bu olaylar olmadan Fethullah Gülen'in yanlışını söylüyordunuz yıllar önce. Fethullah Gülen'i aylarca, yıllarca eleştirdim. Bediüzzaman'ı unuttukları için, millete tepeden baktıkları için, Mehdiyet'e karşı geldikleri için. Ama ben yani bu kadar deli olduklarını hiç bilmiyordum. Yani Deccal'e tabi olduklarını hiç anlamadım. Sinsice ve gizlice, akılsızca gidip Deccal'e tabi olmuşlar. Bunları biz anlatsak ucu bucağı bitmez. Mesela Darwinizmin okullarda okutulmasının, kaldırılmasını sağlayan sadece biziz. Bütün Avrupa çalkalanıyor. Bütün Avrupa gazeteleri Adnan Oktar kaldırttı diyor. Bütün Avrupa gazetelerinde. Tek sebep o diyorlar. Solcular da tek sebep o diyorlar. PKK'ya karşı en etkili ilmi mücadele, göğsünü gere gere yapan benim. Evet, çözüm süreci adı altında yumuşatıyorlardı, siz hemen tepki koydunuz. Tabii ki çözüm süreci, yani kimleri işin içine soktular gördünüz. Evet. Yani Öcalan'a sayın demeler. Evet. Şiddetle mücadele ettik. Evet. İlimle, irfanla. Türkiye ile İsrail'in arasını bozmak istiyorlardı, Rusya ile Türkiye'nin arasını bozmak istiyorlardı. Hepsinde siz vesile oldunuz düzelmesine, yoksa İngilizlerin devleti Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istiyordu kendi çıkarlarına göre.
Ya kardeşim, bak işin doğru, Türkiye'yi böleceklerdi. Net yani, bu çok açık, bunu çocuk olsa bilir. Hükümete felsefi destek sağladık. Mesela Darwinist materyalist sistemi yıkarak yaratılışçı düşünceyle hükümetin yaratılışçı felsefe üstüne oturmasını sağladık. Hem bağnazlığın hem evrimci düşüncenin kadınları ezdiğini, sadece Kur'an'ın Allah'ın gerçekte değer verdiğini siz anlatıyorsunuz. Tabii. Mesela Allah'a, dine, mukaddesata basın yoluyla internetin oradan buradan saldıran herkese hukuki cevabı sadece biz veriyoruz. Sadece biz. Bak, yüzlerce davayla sadece biz. Hiçbir cemaat bu konu ilgilenmiyor. Sadece biz ilgileniyoruz. Yurt dışında yayınlanan makaleleriniz müthiş. Hiç böyle bir yazar yok. Dünyanın pek çok ülkesinde makalesi yayınlanan. İran, İsrail, Rusya en büyük gazetelerinde yazılarınız yayınlanıyor. 216 yerde yayınlanıyor maşallah. Ya hiçbir yazarın bu kadar çok gazetede yazısı çıkmaz. Bak, dünyada hiçbir yazarın bu kadar çok gazetede bu kadar çok yazısı çıkmaz ve bu kadar çok da okunmaz. Evet. Bak, daima en çok okunanlarda yazılıyor. Evet, şeytan veriyorlar. Tabii ilk sayfadan. Evet. İşte münafıkları da kahreden bu. Evet, hasetçileri de kahreden bu. Deccaliyeti kahreden de bu. Evet. Hasetlerinizden çatlayın. İnşallah. Devam edeceğiz. İnşallah. Mesela birbirlerine çok zıt görüşlere sahip olan ülkelerde de sizin yazılarınız ortak fikir olarak kabul ediliyor ve müthiş etkisi oluyor. Ya Müslümanlığı böyle deli toplu anlayacakları bir kitap yoktu insanların. Yani iman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini böyle akıcı, rahatça anlayacakları, Darwinizmin geçerisini rahatça anlayacakları hiçbir kitap yoktu. Bütün bu kitapları Allah'a çok şükür biz sağladık. Maşallah. Ve bizim kitaplarımız olmadığı ev yok şu an. Evet. Her yerdeyiz. Dünya mesela İslam anlatırken böyle kafa karıştırmadan, böyle bilmişlik yapmadan, sade, dürüst anlatan tek biziz. Başka yok. Varsa göstersinler. Şu an röportaj yaptığımız gençlerin büyük bir kısmı sizin kitaplarınızla, sizin belgesellerinizle büyüdük, yetiştik diye söylüyorlar. Yani hepsi bizden haberdarlar. Bak, yapılan röportaj yapılan herkes bizden haberliler. Yani ve hükümeti her zaman modernliğe teşvik ettik. Mesela normalde AK Parti döneminde opera açılması olacak iş değil. Ama daima hükümete destek olarak bunu sağladık, bunu vesile olduk. Mesela müzik üniversitesi açılması olacak iş değil. Yani sağ bir hükümet için gelenekçi Ortodoksların cinnet geçireceği bir durum bu. Ama bütün gücümüzle hükümeti destekledik ve teşvik ettik. Ve buna da vesile olduk. Mesela Kur'an'da evrim olmadığını, zerre alemini anlatan tek kişiyim. Bak, zerre aleminden hiçbirinin haberi yok. Hiçbir alim anlatmıyor zerre alemini. Konu kapanmışsınız o zaman. Ben zerre alemi deyince zınk durdu. Bu hanım arkadaşlarımla çektirdiğim resmi gösterelim de biraz hem münafık kızdırayım hem de gelenekçi kesime kadın sevgisinin önemini gösterelim. Bazı kısmına, tabi hepsine değil de. Allah Allah! Bölüm bölüm yaklaştırarak. Evet, devam et. Maşallah, ne güzel. Şimdi başka resimler de var da yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sofra zevkini insanlara gösterten, anlatan da yine biz olduk. Evet. Allah Allah, cennet sofrası gibi ya, maşallah.
Beni yaş gününe diye çağırdılar. Aa, baktım bütün kızlar mayolu. Ya dedim, çocuklar nedir? Havuza giriyoruz dediler. E, hakkınız dedim, tabii gireceksiniz. Yani evinizde havuz varsa, girmek istiyorsanız ben ne diyebilirim? Hocam beraber bir hatıra resmi çekelim. E, tamam çekelim dedik. Evet. Maşallah. Yine bir ziyafete daha davet ettiler. Ya kardeşim, yani artık toplum içinde bazı hasutlar pişip pişip kömür oldular yani, artık sıkıntı. Evet, gerçekten. Mesela İslam'ı tebliğde sanatı, estetiği kullanan ilk ben oldum. Evet. Mesela kitaplarda güzel resimler, evet, böyle canlı resimler, evet, güzel çok renkli kitaplar. Evet. Eskiden klasik gelenekçi Ortodoks kitapları vardı. Evet. Klasik kapakları vardı ve klasik anlatımları vardı. İlk defa böyle cennet görüntülerinde, muhteşem görüntülerde, muhteşem kapaklarla, süslü güzel kapaklarla, güzel anlatımla, hikmetli anlatımla ve doğru bilimsel anlatımla İslam'ı anlatan kitaplar her yerde herkese ulaştırarak insanlara tebliği en güzel şekilde sunduk. Atatürk'ü anlatan en etkili, en şık, en detaylı kitapları da yine siz hazırladınız tek. Evet, Atatürk hiç bilinmiyordu. Bayağı düşman vardı Atatürk'e. Ben Atatürk'ü anlattıktan sonra 3-5 meczubun dışında Atatürk karşıtı kalmadı. Konu bitti. Mesela başörtüsü konusu tabuydu. O tabuyu da yıktım. Bak, başörtüsü yok ama çarşaf var dedim. Açıklama tarzınız ve oradaki tabii verdiğiniz delillerin güçlülüğünden tabii oldu. Tepmez devrilmez gibi görünüyordu. Gençlere İslam'ı gençken yaşayabileceklerini gösterdi. Şu an mesela bütün gençler namazlarında kılıyorlar. İslam'ı gürül gürül yaşıyorlar. Eskiden din böyle 60-70 yaşında yaşanır. Artık emekli olduktan sonra dünyadan çıkıp artık hayatı kayar insanın. Hayatı kaydığı için de içine kapanır, evden işte camiye, camiden eve falan öyle yaşar zannediyorlardı. Dinin özgürlük, neşe, sevinç, kalite ve güzellik olduğunu gösterdik. Münafıklar da bütün bu faaliyetlerimizi durdurmak için küfür içinde mevzilenerek bütün güçleriyle ahmakça ve acizce mücadele ettiklerini zannediyorlar. Ve böylece Müslümanlara muazzam sevap sağlıyorlar. Ve Müslümanlara muazzam bir şevk, heyecan ve bir de eğlence sağlıyorlar. Çünkü bayağı eğlenceli oluyor. Son zamanlarda insanların bu arada eğlendiğini ben görmüyorum. Yani en büyük keyiflerinden birisi haline geldi. Anlatsak sabaha kadar devam eder. İsa Mesih'in gelişi insanlar için bir hurafe gibiydi. Ben İsa Mesih'in gelişini anladıktan sonra insanlar bunun mutlak bir gerçek olduğunu anladılar. Mehdi konusu hikaye gibi geliyordu. Mehdi'nin çıkışının an içinde rahatça mümkün olduğunu Türk halkının şu an %70'i kabul ediyor. Bak %70 Mehdi geldi diyor, %70 Türkiye'de yapılan ankette. Resmi anket bunlar, %70. Kadınları bu kadar koruyup kollayan benim dışımda kimse yok. Böyle geceli gündüzlü kadın haklarını savunan, kadınlara bu kadar değer veren, bu kadar koruyup kollayan bir kişi ben görmedim. Kadınlar da razı olmuştu durumlarına. Tabii gelenekçi kadınlar kabul ediyor. Sopa tabii atacak erkek diyor. Allah'ın emri diyor, sopa yiyeceğiz tabii ki diyor. Tabii ki dediğimizin tersini yapacaklar diyor. Tabii ki adam yerine koymuyor. Tabii ki yarım varlığız diyor. Yarımız tabii ki diyor. Kadına bunu dedirtiyorlar. Evet. İdi. Bundan sonra göreyim. Evet. Bundan sonra yok. Pek çok hoca para almadan ya da çok yüksek miktarlarda para almadan televizyonlara çıkmıyordu. Siz ücretsiz gece gündüz İslam'ı anlattınız hayatınız boyunca. Bak, kitaplarını telif almayan bir tek ben varım. Evet. Bir tek ben. Ve ücretsiz televizyona çıkıp dini anlatan hoca
yok. Evet. Yani bayağı yüksek para istiyorlar, öyle şey de değil. Protein olmadan bir başka protein olmayacağını söyleyerek evrimi siz kökünden çürüttünüz. Tamamen yerli bir oldu. İlk söyleyen sizsiniz. Fosillerle, evet. Fosil sergileriyle Darwinizmin geçersizliğini ispat eden dünyadaki tek topluluğuz. Dünyadaki tek topluluğu, başka yok. Fosillerle, fosil sergileriyle, bilimsel delillerle Darwinizmi yerle bir eden tek topluluğuz. Yaratılış Atlası hakikaten deprem olmuştu. Yaratılış Atlası gibi bir kitabı dünyada tahayyül eden bile yok. Dünyada duymayan kalmadı. Tabii böyle süper kaliteli fotoğraflarla, üç boyutlu görüntülü fotoğraflarla, baştan sona bilimsel delillerle ispat eden, çürüten benden başka kimse yok. Ama şu an Allah tabii gözlerinden saklıyor. Birçok şeyi saklıyor. İnsanlar bunları göremiyorlar. Yaşıyorlar ama göremiyorlar. Ama görecekleri vakte doğru da hızla ilerliyorlar. Mesela Alevilerin aleyhindeki bütün faaliyetleri durdurduk Türkiye'de. Alevi sevgisini bütün Türkiye'ye yaydık. Şii karşıtlığını yok ettik. Muazzam bir Şii karşıtlığı vardı. Bunu yok ettik. Vahabilerden nefret eden yüz binlerce, milyonlarca insan vardı. Bunların etkisini tamamen ortadan kaldırdık. Onlara dost olmayı, sevgiyi biz öğrettik. Hükümetle İran'la arası açıktı. İran'la Türkiye'nin dost olmasını sağladık. Tayyip Hoca'nın İran hakkında konuşmaları bile vardı. Evet. Ya bütün gücümüzle Tayyip Hoca'ya destek sağladık. Çünkü Tayyip Hoca'nın İran yanlısı olduğunu iddia ederek ona nefes aldırmıyorlardı. Evet. Ben acayip cesaretlendirdim. Çok fazla yazılarım çıkarak yabancı gazetelerde ve Türkiye'de de muazzam bir destek sağladım hükümete. İsrail'in Marmara olayından sonra büyük gerginlik olmuştu. Siz tazminat ödemesine vesile oldunuz İsrail'in. Tabii. Özür dilemesine. Tabii. Yani bu uçak meselesinde de evet, Rusya. Evet. Evet. Ya özür dilesin dedi Tayyip Hocam. Yok dedi, ya özür diledim. Özür diledi. Şöyle dedi ki özür dilemedin dediler. Ya o kelime Rusça'da, o özür anlamında. Allah Allah. Merhabanın anlamı ne? Merhabadır. Özürün anlamıdır, özür. Siz büyük bir erdem olduğunu anlatmıştınız zaten onu. Mesela Alevi, Şii, Caferi, Ermeni, dekolte, kapalı, çarşaflı, tarikatlı, AK Partili, CHP'li, MHP'li, her görüşten insanlarla iftar yapan tek kişi. Evet, evet. Bizim iftarımıza bütün sanatçılar geliyor, milletvekilleri, herkes geliyor. Hahamlar, hepsi geliyor, evet. Kutul Amare Zaferi de hiç bilinmiyordu Adnan Bey. Onu da siz bilinmesini sağladınız. Evet, onun da ısrarla üzerine gelip Kutul Amare'nin önemini gösterdik, herkes kabul etti. Tayyip Hoca İran'la ilgili çok ağır baskı vardı. Ve İran zıtlığı meydana getirmek için bütün güçlerle uğraşıyorlardı. Ben Tayyip Hoca'ya bütün gücümden yardım ettim, destekçi oldum. Ve İran'la Türkiye'nin arasını en güzel hale getirdik elhamdülillah. Ama neydi, ondan sonra İngiliz Şiiliğinden bahsetmeye başladınız. Tabii daha önce hiç bahsedilmezken Amene ondan sonra İngiliz Şiiliğini açık açık anlatmaya başladı. Ve Şii-Sünni kardeşliğinden ilgili ilk defa, tarihte ilk defa demeç vermeye başladı. Bu da bizim vesilemizde oldu. Bu konuda hiç kimse konuşma yapmıyordu. Ve çok çekiniyorlardı. Yani bu anlattığımız konularda hiç kimse konuşmuyordu. Yani mesela PKK aleyhine bile konuşamıyordu birçok insan. PKK'yı rezil kefaz ettik yani. YPG, PYD'nin terör örgütünün olduğunu ısrarla söyleyen ben oldum. Yine İsrail'de İran arasında çok büyük gerginlik olmuştu. Hatta atom bombası kullanılması gündeme gelmişti. Yine siz yatıştırdınız bu gerginliği ve haram dediniz. Onun üzerine hemen İran'dan da açıklama geldi, haram olur diye. Yani her ikisi de söylüyorum. Mesela buraya hahamlar geldiler. Evet. İran'ın bütün nükleer tesislerini vuracağız dediler. Aman sakın dedim yani. Böyle şeylere gerek yok. Yani gidin söyleyin dedim. Söylediler, vazgeçtiler. Ama bunlar hep el altından oldu. Evet. Biz bunları hiç gündeme dahi getirmedik. Gazze olayında da siz hahamları çağırdınız. Mehdi'nin gelişi için dua edin dediniz. Televizyonda naklen yayınlandı duaları. Mesela o duayı yapın dedim. Toplanın orada dua yapın dedim. Naklen de yayın olsun. Aynısını dediğim şekilde yaptılar. Evet, sonra olay yatıştı. Tabii.
Mesela cami avlusunda şarap festivali gibi bir şey yapıyorlardı. Evet. Belediye başkanı buradan aradık. Evet. Belediye başkanı derhal durdurtturdu. Evet. Selamlarını söyledi ve özür diledi bana yazı yazarak. Evet. Yani böyle yüzlerce, binlerce olay var. Evet.